Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Asus'un son kullanıcıya sunduğu en başarılı OLED ekranlı modellerden biri olan Vivobook Pro 14 OLED modelini inceleyeceğim. Ben bu cihazı bir süredir deneyimliyorum ve bu videoda cihazın sunduğu temel özelliklerden ve kullandığım süre boyunca elde ettiğim deneyimlerden bahsedeceğim ve bunun yanında Asus'un OLED ekran tarafında yaptığı çalışmalara da bu videoda değiniyor olacağım. İncelemeye başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hızlıca incelememize başlayalım. İlk olarak cihazın en öne çıkan özelliğiyle başlamak istiyorum. Tabii ki cihazın 2.8K çözünürlükte OLED ekranı. Biliyorsunuz Asus tarafında uzun zamandır OLED ekranlı laptop modellerini görüyorduk ve tabii ki her geçen gün Asus bu OLED ekrana sahip modellerini arttırıyor ve artık daha uygun fiyatlı modellerde de bu OLED ekran teknolojisini deneyimleme fırsatımız oluyor. Bu videoda inceleyeceğim Vivobook Pro 14 OLED modeli de aslında bu modellerden bir tanesi. Cihaz 2880x1800 piksel, yani 2.8K çözünürlüğe sahip OLED ekranıyla bizleri karşılıyor. Yani 4K'ya yakın bir çözünürlüğü var ve bu yüksek çözünürlüğün yanında %100 DCI P3 ve %133 sRGB renk gamutuyla birlikte renk doğruluğu tarafında da sınıfında zirvede diyebilirim bu model için. Bu özelliği sayesinde de profesyonel renk düzenlemesi yapanların bile tercih edebileceği bir ekran sahip. Ayrıca HDR destekli bu ekran tam 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor ki bu sayede de LCD ekrana sahip laptop modellerinin bayağı bir önüne geçebiliyor. Detay çekimlerde de zaten net bir şekilde göreceksiniz. Şu an açık havada olmama rağmen laptopun ekranını çok rahat bir şekilde görebiliyorum ve hani normal kapalı bir ortamdaki gibi net ve doğru renkleri dış ortamlara görmenizi sağlıyor ve öğlen saati güneşin tam altında olsam bile yine de bu ekranın parlaklığı benim için fazlasıyla yeterli oluyor. OLED ekranın sağladığı güzel avantajlardan bir tanesi de bu. Cihazdaki OLED ekranın görüntü kalitesi tarafında sundukları bir yana göz sağlığınız açısından da diğer modellere göre daha avantajlı. Ayrıca ekrandaki 0.2 milisaniye gecikme süresi de ekranın aşırı hızlı tepkime verebilmesini sağlıyor. Yani bu model aslında bir laptopun ekranında arayabileceğiniz her tür özelliği bizlere sunuyor diyebilirim. Ben hem günlük kullanımımda hem de video kurgularımı yaparken bu cihazın ekranından fazlasıyla memnun kaldım. %100 DCI P3 renk gamutuyla birlikte renk doğruluğu tarafında zaten bu cihaz için hani sınıfında zirvede diyebilirim. Bu sayede ben video kurgularımı yaparken renk düzenlemelerini bu ekran üzerinden yapabiliyorum ve renkleri bana tamamen doğru bir şekilde verebildiği için de ben bu cihazda renk düzenlemelerimi yaptıktan sonra yaptığım videoyu farklı bir ekranda izlediğim zaman da bir sürprizle karşılaşmıyorum. Bu renk doğruluk oranı daha az olan laptop modellerinde mesela bir video kurgusu, bir video renklendirmesi yaptığınız zaman o ekranda sizin gözünüze güzel gözüken görüntüyü başka bir ekranda izlediğiniz zaman aslında o renklerin çok patladığını görebiliyorsunuz. Burada özellikle içerik üreticileri ve profesyonel renk düzenlemesi yapanlar için renk doğruluğu çok önemli bir detay ve bu cihazda ben bunun avantajını fazlasıyla hissettim. Profesyonellere yönelik sunduğu avantajların dışında hani normal bir kullanıcı bile olsanız hem 2.8K çok yüksek bir çözünürlük ve bunun yanında hani gerçek siyahları verebilmesi, onun yanında çok canlı renklere sahip olması bu laptopu kullanırken bir dizi film izlerken bile fazlasıyla farkını hissettiriyor. O anlamlara çok memnun kaldığımı söylemeliyim. Cihazın ekranıyla alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Vivobook Pro 14 OLED modelinin diğer sunduklarına bakacak olursak cihazı satın aldığınızda Windows 10 Pro sürümüyle birlikte geliyor. Bu sayede ayrıca bir Windows sistem satın almanıza gerek kalmıyor. Yani bu cihazı direkt satın aldığınızda çok hızlı bir şekilde kurup kullanıma başlayabiliyorsunuz. Cihazın donanım özelliklerine bakacak olursak içerisinde Intel'in i7-11370H işlemcisini görüyoruz. 11. nesil i7 işlemcinin yanında 16 GB'da RAM'e sahip bu cihaz. Yani donanım anlamında da fazlasıyla iddialı bir model. Ekran kart tarafındaysa Nvidia'nın GTX 1650 ekran kartını görüyoruz. Oyun odaklı bir bilgisayar olmamasına rağmen piyasadaki birçok oyunu rahatlıkla oynatabiliyor. GTA 5 gibi çok güncel olmayan ama başarılı grafiklere sahip oyunlarda yüksek FPS değerlerine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Güncel ve yüksek sistem gereksinimine ihtiyaç duyan Assassin's Creed Valhalla gibi oyunları da yine bu bilgisayarda denedim ve düşük ve orta grafik ağırlarında yine bu bilgisayarda bu tarz oyunları da rahatlıkla oynamanız mümkün. Özellikle oyun odaklı bir model aramıyorsanız bu cihazın oyun performansı fazlasıyla memnun edecektir. Yani bu cihaz biraz önce söylediğim gibi oyun odaklı bir bilgisayar değil. Eğer siz tamamen oyun odaklı bir bilgisayar arıyorsanız Asus'un ROG serisine bakabilirsiniz. Bu bilgisayar sunduğu diğer özelliklerinin yanında oyun tarafında da beklentinizi karşılayacak. Performans anlamında ben günlük kullanımımda bu cihazdan fazlasıyla memnun kaldığımı söylemeliyim. Laptopu deneyimlediğim süre boyunca Adobe Premiere Pro'da video kurgularımı yaptım ve gayet akıcı bir şekilde işlerimi halledebildim. Video kurgularında renk düzenlemesi yaparken biraz önce bahsettiğim gibi %100 DCI P3 renk gamutuna sahip OLED ekran inanılmaz işime yaradı diyebilirim. Genel olarak video kurgusu ve fotoğraf düzenleme gibi işlerimi yaparken bu cihazdan fazlasıyla memnun kaldığımı söylemem mümkün. Cihazın tasarım detaylarına da hızlıca değinmek istiyorum. Laptop 1.4 kilogramlık ağırlığıyla birlikte her yere rahatlıkla götürebileceğiniz, dışarıda kolayca açıp işlerinizi halledebileceğiniz bir tasarımla bizleri karşılıyor. Trackpad'i ve klavyesinden gayet memnun kaldım. Günlük işlerimde trackpad'in kullanım hissiyatı benim beklentilerimi karşıladı. Klavye de aynı şekilde uzun bir metin yazacağım zaman gayet rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Bağlantı noktalarına bakacak olursak
olarak cihazın sol tarafında 2 adet klasik tip USB A girişi bizleri karşılıyor. Sağ tarafta ise laptopun şarj girişi, yine 1 adet klasik tip USB A girişi, birer adet Type-C ve HDMI portları bizleri karşılıyor. Onun yanında micro SD kart ve 3.5 mm jack girişleri de yine cihazın sağ tarafında bulunuyor. Bağlantı noktaları açısından gayet zengin bir ürün. Bu arada normal şarj girişinin yanında cihazı Type-C portu üzerinden de şarj etmeniz mümkün. Cihazın tasarımı ile alakalı ufak ama benim çok hoşuma giren detaylardan bir tanesi de Asus'un web kamerasını gizlilik kalkanı olarak isimlendirdiği üst çerçevedeki webcam tasarımı. Buradan çok kolay bir hareketle webcam'in üzerini kapatıp açmanız kolayca mümkün. Yani webcam'i kullandığınız zamanlarda buradaki kalkan açık kalabilir ama webcam'i kullanmadığınız sırada buradaki kalkanı kapatarak güvenlik açısından da kendinizi sağlama alabiliyorsunuz. Benim bu cihazla alakalı bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Asus Vivobook Pro 14 OLED modeli önümüzdeki günlerde ülkemizde satışa sunulacak. Cihazın güncel fiyat bilgisi ve satın alma bağlantısı için videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Ürün satışa sunulduğu zaman satın alma linkini de oraya ekliyor olacağım. Cihazla alakalı aklınıza takılan her türlü soruyu benimle yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.